Merhaba arkadaşlar, ben Bully Bariton. Bugün birlikte New Star Manager oynayacağız arkadaşlar. Oyunumuz futbol menajerliğinin yanı sıra oyuna doğrudan müdahale ettiğimiz bir oyun. Ve de aynı zamanda idari kısımla da ilgileniyoruz. Bir parça da olsa diyelim. Şimdi bu oynadığımız New Star Soccer oyununu bilirsiniz, eski. Orada da yine futbolun içine giriyorduk. Olaylar oluştuğu anda. Onun dışında kariyer yapıyorduk. Kendi futbolcumuzu geliştiriyorduk. Hemen burada da onun benzeri ama tabii ki daha gelişmiş. Belki bunu mobilde oynayanlar olabilir. Emin değilim ama mobilde de varmış sanırım. Ben görmemiştim. Başlayalım hemen yeni kariyer diyelim. Oldukça keyifli. Bir de arkadaşlar geçmişte Goley diye bir oyun vardı. Yakın zamanda kapanmış olabilir. Ben çok bir oynama fırsatı bulamamıştım. Yeni açıldığında bir bakmıştım. İşte orada da kartlar vardı, futbolcu kartları. Bunları kullanıyorduk. Bir kaliteler vardı. Burada da yine futbolcu kartları var, kaliteler var. Bunun dışında bazı ekstra kartlar var. Birlikte bakacağız. Hadi isterseniz başlayalım. Ne diyor şimdi? Selam, ben Simon Reed ve sana oyunla ilgili en iyi ipuçlarını vermek için burada olacağım. New Star Futbol Kulübü menajerlik görevini getirdiğin için seni tebrik ederim. Getirildiğin için seni tebrik ederim diyor. Tamam diyoruz, teşekkür ediyoruz ve antrenmana başlayalım. Oyunu nasıl oynayacağımızı gösterecek bize şimdi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir çeşitli yöntemler var. O oyun sırasında kullanabileceğiniz. Bunlardan biri pas atma şekline bakalım şimdi. Doğrudan boştaki bir oyuncuyu seçerek pas atabilirsiniz. Şu şekilde. Top artık ona geçti. İkincisi onun önüne, koşu yoluna, sağına, soluna vesaire bırakabilirsiniz. Mesela şuraya atlıyorsunuz, o geliyor kendisi alıyor. Ya da bunun dışında topu atacağınız kişinin nereye gitmesini istiyorsanız seçebilirsiniz. Mesela buraya doğru koş diyorsunuz ve onun koşu yoluna bırakıyorsunuz. Ve hemen o gidip oradan sizin istediğiniz yönde gidip alıyor. Bir de arkadaşlar topu sürme özelliğiniz var. Şu parlak alan bizim kontrolümüz için önemli. Şöyle arkadaşlar, parlak alandan çıkmadan geriye çektiğiniz zaman şut atabilir ya da orta yapabilirsiniz. Biraz daha geri çekerseniz giderek kızarıyor ok. Ve en sonunda kıpkırmızı oluyor ve en sert vuruş demek şu an. İster vurun ister orta yapın, şu an en sertte. Ama ne zaman parlak alan dışına çıkarsanız koşmaya başlıyorsunuz. İstediğiniz yöne doğru koşturabilirsiniz oku seçerek. İstediğiniz an durdurup hemen ortada bırakırsanız hiçbir şey yapmadan tekrar stratejinizi belirleyebilirsiniz. Şu tarafa geldiniz, birilerini kendinize çektiniz ve diğer taraftan bir arkadaşınız ileri çıkacak. Hemen onun koşu yoluna topu atabilirsiniz vesaire. Kullanıyorsunuz. Tekrar ilerle diyelim ve de görevde söylemeyi yapalım. Şimdi şut çekmeyi gösteriyor. Dediğim gibi en serte getiriyorum şöyle. Ve topun neresine vuracağınızı seçiyorsunuz. Tabi her zaman sabit olmayabilir top. Ayağınızda değilse, size geliyorsa mesela gelişine göre hızlıca geçer top, o arada vuracaksınız. Şöyle vur diyelim ve de direkt kaleye attık. Bir de arkadaşlar rakipten topu çalmak var. Topu kaptırırsanız birkaç saniye süreniz oluyor. Genelde. Öyle diyelim. Topu olmayan oyuncularınızdan yakın birini seçiyorsunuz ve basılı tutup çektiğinizde bir ok çıkıyor. Bu ok beyazken rakibe giderseniz ayakta alıyor. Kırmızı yaparsanız, yani oku genişletirseniz, kırmızı yaparsanız kayarak alıyor. Hemen onu da gösterelim. Şöyle kısa tutuyorum. Mesela beyazken gidiyorum ve ayaktan direkt aldı. Bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Hemen menajerimizi oluşturalım. Blue Bariton diyeceğiz ismine. Çok güzel. Bunun dışında şeyi de söyleyeyim size arkadaşlar. Şu an New Star FC diye, yani New Star Futbol Kulübü diye takım verdiyse de bize, şu an bize birinci sezonun son 5 maçından eğitim veriyor. Son 2 hafta, yani 2 maç kala bizi serbest bırakacak. O zaman gidip dilediğimiz gibi takımın ismini, amblemini, renklerini, forma şekillerini belirleyebileceğiz. Ve tamamen bize ait bir takım olacak. Yani bize ait derken bizim istediğimiz şekilde bir takım olacak. Evet, basın ne diyor bakalım spor haberlerinde. New Star FC menajerlik için Bully Bariton ile anlaştığı kulübün resmi açıklaması şu şekilde. Yakın zamanlarda robot resimli menajerlerin futbol dünyasında belirdiğini gördük ama bu seferki biraz özel gibi. New Star FC'ye hoş geldin diyor. Ve hemen kontrol ekranımıza geldik. Burada sol üstte göreceğiniz seviye 1, yani bizim menajerlik seviyemiz. Bu bizim New Star, yani yeni yıldız menajerlik oyunundaki dünyadaki yerimizi gösteriyor. Biz
Şu an seviye 1'deyiz. Şimdi ne diyor bizim asistanımız? Patron, kulüp neredeyse ligin dibine demir atmış ve geriye pek fazla maçta kalmadı. Durum çaresiz görünüyor ama yönetim işe başlayabilmen için sana 44 bin lira topladı diyor. Şimdi arkadaşlar, para birimi bu altıgenin içindeki yıldızla gösteriliyor. Ben lira diye söyleyeceğim arkadaşlar. 44 bin lira toplamış. Tamam diyoruz, yapacak çok şey var ama isterseniz direkt maça geçelim diyor. Şimdi biz maçı nasıl oynandığını öğreneceğiz. Maça geçerken burada bize kimin kiminle karşılaşacağını o hafta gösteriyor. 35 haftanın karşılaşmalarını görüyorsunuz. Şu an Ankaragücü'yle yapacağız. Ankaragücü ikinci sıradaymış. Bizim takım 15. sıradaymış. Bir de arkadaşlar, analiz yapmaktan hoşlanıyorsanız, keyif alıyorsanız, mesela Elazığ'la Giresun karşılaşacak Elazığ'ın sahasında. Gidersiniz Elazığ'ı incelersiniz. Futbolcularından şu ana kadar yaptıklarına bakarsınız, Giresun'a bakarsınız. Bazı kendi kendinize tahminler yapıp sonradan inceleyebilirsiniz. Bundan keyif alıyorsanız hoş olur. Benim aklımda böyle bu tarz şeyler olabiliyor bazen. Daha eğlenceli oluyor bazı şeyler. Nasıl isterseniz tabii ki o da. Şimdi arkadaşlar, burası diziliş ekranı. Yani kadromuzun olduğu kısım. Sahada 11 futbolcumuzun yanı sıra 7 tane yedek oyuncuyla gideceğiz maça. Bu 7'den 3 tanesini kullanabiliyoruz. Bir de alt sırada rezerv olan, yani bizim ekstra futbolcularımız var. Şimdi bizim kalecimiz Siyanov'a baktığımızda bir yardım işareti var ve içinde bir yazdığını görüyoruz. Bu bir maç sonra iyileşecekmiş, sakatmış. Bunu öğrendik. O zaman kaleciyi değiştirmemizi istiyor burada bizim yardımcımız. Biz burada A çayı alacağız buraya. Şöyle değiştirelim. Arkadaşlar, bu arada burası bizim. Ben size şunlardan da bahsedeyim hazır yeri gelmişken. Futbolcuların ve çalışanlarımızın hep bir yıldız kalitesi ve seviyesi var. Şimdi mesela bu kaliteleri söyleyeyim size. Gri, bronz, gümüş, altın ve siyah. Yani bu şekilde ilerliyor kaliteler. Ve sanırım 1 ile 25 seviye arası gri oluyorlar. 25 ile 50 arası bronz. 50 ile 75 arası sanırım. 50'den sonraki limitleri bilmiyorum ama tahmin ediyorum. 50 ile 75 arası gümüş oluyor sanırım. Şurada buruk göreceksiniz. Gümüş. Ve 75-100 arası altın oluyor sanırım. 100'den sonra da herhalde siyah olacaktır diye tahmin ediyorum. Şimdi arkadaşlar, mevkisinde oynamayan futbolcular yanıp sönüyorlar ve seviyeleri düşük oluyor. Yani aslında Akbay 30 değil. Mesela Ekşi de 32 değil. Bunlar mesela, bakıyorum, bu hücumun ortasında oynayan bir futbolcuymuş. Biz bunu orta sahanın solunda bırakmışız. Yani oyun başladığında böyle. Asistan seçimi dediğinizde sizin için her zaman seçimleri yapar, hazırlar. Ama ben kendim yapmaktan, hazırlamaktan, tercih etmekten hoşlandığım için bu asistan seçimini hiç kullanmıyorum ama eğitimde bize kullandırıyorlar tabii. Seç diyoruz ve değişti. Mesela bakın, Akbaya 44. İşte burada mesela bu şekilde görebiliyorsunuz. Ekşi mesela 49. Yani ekşiyi bir seviye geliştirirsek 50 olacak ve gümüş olacak. Takım hazır patron, hadi maça çıkalım diyor. Teşekkür ediyoruz kendisine. Şimdi öncelikle bu eğitimde bu maçı öğrenmemizi istiyor. İlk bölümde arkadaşlar, eğitimde ben size parça parça da olsa bir şeyler öğretmeye çalışıyorum. Formamızı belirleyelim. Şu şekilde bakıyorum. Şu an baştaki forma bizim ayarladığımız şeyler değil. Aynen kalsın. Başta diyelim. Ankaragücü'nün dizilimini görüyoruz. Ve birincil renkler, ayrıca şunu da göstereyim, bizim dizilim. Takımların birincil rengi sanırım açıklamalardaki renkleri belirliyor. Burası bizim maçın olaylarını takip edeceğimiz kısım. Buradan izleyeceğiz neler oluyor bitiyor ve önemli olaylarda hemen oyuna dahil olacağız. Sol tarafta da futbolcularımızın durumuna bakacağız. Şimdi arkadaşlar, omuzlarının, sağ omuzlarının üzerinde 6,5 diye puan göreceksiniz. Bunlar maç sırasındaki nasıl iyi oynayıp ya da nasıl kötü oynadıklarını belirliyor. Şimdi 6,5'tan düştükçe kötü oynuyor demek. 6,5'tan yükseldikçe iyi oynuyor demek. 10 olursa eğer zaten en iyi oyununu oynamış demektir. Bu şekilde de iyi oynayanı, kötü oynayanı takip edebilirsiniz. Maçın başında bir parçacık düşmek, yükselmek çok önemli değil ama ilk yarı bittiğinde zaten o değerler artık sizin için önemli hale geliyor. Şimdi isterseniz maçı başlatalım ve takip edelim. Santra'yla başladığı dakika ilerliyor, görüyorsunuz. Polat el ele oynamış. Polat'ın ismi Sarı, görüyorsunuz. Yani Ankaragücü'nde bu oyuncu el ile oynadığı için hakem penaltı verdi ve biz kullanıyoruz.
Ben hemen şöyle sol yukarı köşeye doğru, 90'a doğru bir atmayı deneyeceğim. Direğe çarptık önemli değil arkadaşlar. Çünkü eğitimde bize tekrar yaptıracak. İzin veriyorlar. Ben yine sola doğru atacağım ama bu sefer yerden atacağım. Şöyle güzel. Bu sefer penaltı attık. Eğitim olmasaydı penaltıyı kaçırmıştık. Böyle de bir şey var. Evet, dakikalar ilerliyor. Akbaya penaltıyı gole çevirdi ve bekliyoruz. Bakalım yeni bir şey olacak mı? Dakika 24. New Star bastırıyor diyor. Yani bir yeni pozisyon. Şimdi doğrudan hatırlarsanız bir oyuncuya pas vermek gibi ikinci yöntemimiz onun koşu yoluna atmaktı. Şuraya at diyor. Atıyoruz ve futbolcumuz bir anda güzel bir pozisyon buldu. Buradan gol atmamızı istiyor. Sola atarsak çok dar bir alan. Çok ince görürsek belki girer ama sağdan atarsak ve biraz da falso verirsek neden olmasın. Önceki pozisyonumuzu ayarlıyoruz şöyle sert olsun. Ve dikkat edeceğiz bu halkanın dışına mouse'u çıkarmayacağız imleci. Yoksa koşmaya başlar, top sürmeye başlar. Şu iyi diyorum. Birazcık da şöyle falso vur diyorum. Ve güzel bir gol atıyoruz. Ve 2-0 olduk. Çok güzel. Evet, maçımız kaldığı yerden devam ediyor. Golü Batur attı. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Ve dakika 41 yeni bir ileri çıkma şansı yakaladık. Şimdi ilerideki önce direkt pas verme özelliğini kullanıyor. Bu birinci yöntemde arkadaşlar seçiyorduk. Ve de şöyle önüne doğru tıklayıp koşu yoluna doğru pas atmamızı istiyor. Böyle güzel yakaladık. Şimdi buradan bir gol atmamızı istiyor. Şu sol direğe yakın kaleci biz o zaman sağa doğru biraz daha hafif sağa atarsınla golümüzü attık. 3-0 yaptık. Neyi nasıl yapacağımızı az çok görüyoruz. Evet ilerliyor ve dakika 44'te Ankara'da tehlikeli geldi. Saatçi Naci müdahale edemeden sıyrıldı dedi ve topu ağlara attı. Ve de kalecimizin gelen şuta hızlıca uzanamadığını söyledi. Ve bu durumda bir gol yemiş olduk ve 3-1 bitti devre arası diyor. Şu anda bu şekilde devam edebiliyoruz. Yalnız size şunu da göstereyim. Oyundaki puanlara bakın 6.5'da başlamıştık. Mesela Buruk 6.1'e kadar düşmüş. Yani iyi oynamıyor. İlk yarı değerlendirmesi böyle. Kalecinin 5.3'e düştüğünü görüyoruz. Yani bu kaleci bizim zaten yedek kalecimizdi. Şu an kötü oynadığını görüyoruz. Burada mesela bir oyuncumuzun 7.1'e çıktığını ve Batur'un 9.1'de olduğunu görüyoruz. Hücumcumuz diğer Akbay 8.6. Yani ikisi de oldukça iyi oynuyorlar. Ve sol omuzların üzerindeki top işareti de kaç gol attıkları. Akbay bir tane atmış, Batur iki tane atmış. Buradan takip ediyoruz ve ikinci yarı başlasın diyoruz. Evet, hücuma çıkıyormuşuz 54. dakika. Yani bize hemen bir geldi. Şimdi üçüncü yöntemimiz neydi? İstediğimiz oyuncuyu nereye gideceğini seçmekti. Bunu şöyle seçiyorum. Biraz yamuk oldu ama. Ve onu koşu yoluna bırakıyoruz şuraya. Şöyle ve hemen bu şekilde güzel bir pozisyon yakalıyor. Bunları işte oyun içinde biz hesap ederek kullanacağız arkadaşlar. Kendi oyunumuzu oynarken. Şu sol taraf biraz daha rahat görünüyor. Biraz alttan vurayım havadan gitsin şöyle. Çok güzel 23.9 metreden bir gol daha 4-1 yaptık. Evet çok güzel ilerliyoruz. Dakikalar ilerliyor. 4-1 gidiyor ve 67. dakikada yine orta sahadan topu aldık. Şimdi arkadaşlar top sürmeye geçiyoruz. Önce etrafımıza bakacağız. Sol tarafta bir ileride bir savunma var. Biraz şuradan ileri gideyim. Şu tarafa doğru. Belki bir fırsat bulduk. Evet şu an bir fırsat bulduk. Nedir derseniz. Arkadaşlar şu arkadaş sağdan kendini kurtardı. Savunma bu tarafa dönük ve buraya geliyor. Biz o zaman şuraya doğru atarsak. Ki bunu da biraz şöyle çekeceğim. Şuraya atarsam şöyle önüne doğru gelecek. Ve burada da offside'da olmayan ileride savunmada bir oyuncu var. Şuraya doğru atarsam ki kaçırdık. Savunmaya çarptırdım. İstemeden de olsa. O zaman ne yapacağız? Buradan yeni bir yol bulacağız. Koşabiliriz biraz daha. Şu şekilde sıyrıldık. Şöyle biraz yaklaşmışken durdurayım. Şimdi şunun önü boş. Şuraya atabilirim. Ama topu kaptırdık. Ve de pozisyonu kaybettik. İşte bunları aslında kamerayı değiştirip bakabiliriz ama eğitimdeyken sanırım bakamıyoruz şu an. Olsun. Devam edelim. 82. dakikada orta sahadan oyun kuruyoruz. Evet. Kamerayı nasıl kullanacağımız işte arkadaşlar şimdi izin veriyor. Böyle çevirebiliyorsunuz. Dilediğiniz gibi kim nerede bakabiliyorsunuz. Şöyle çeviriyorsunuz hatta şöyle bakayım. Mesela bakın kalecimiz orada. Rakibe bakıyorum vesaire. Buradan açabilir. Aşağıdan yukarıdan ayarlayabilirsiniz.
Şurada mesela ileride bir oyuncumuzu görüyorum, Aktuna'yı. Şu tarafa doğru bırakmak istiyorum. Evet, şunun da koşu yoluna bırakabiliriz. Bakın, savunma sağa doğru geliyorken bu ileri gidiyor. Ben bunu hatta şöyle de biraz çekeyim. Hatta bir daha düzgün yapabilirsem şöyle. Şöyle önüne attım. Çok güzel pozisyonu yakaladık. Şimdi bunu atarsak önüne, bu bizim önümüzde, yani ofsayt olacağı belli. Ben biraz koşabilirim ceza sahasına doğru. Şimdi biraz öne geçmişken durdum. Bunun önüne atarsam kaleciyi de kendimi çekmiş pozisyondayım. Şöyle yakaladık ve kalenin önü boş. Şöyle biraz da sert olsun. Yani oldukça sert. Şöyle üstüne vurarak gönderdik. Anlık yani 20 metreden golümüzü attık. Ofsayta dikkat etmek lazım. Heyecanı kapılıp yapabilirsiniz. Olabilir. 5-1 oldu. Dakika 90, Ankaragücü ceza sahasına ortaladı ama Aydoğdu fiziksel mücadeleyi kaybetmiş. Ama topu yandan dışarı çıktı. Ve Feklakev bunu gol yapmalıydı diyor. Ki ismindeki renginden kimde oynadığını anlayabilirsiniz. Hep bizim birinci renk şu an kırmızı da olsa da sonradan ayarlayacağız. Takımı 5-1 kazandık maç sonunda. Bize bilgi geldi. Şimdi maçtan sonra arkadaşlar bize hemen asistanımız olan, yani yorum yapıyor. Bir de buraya futbolcular veya basından biri bir şey söylemek isterse yanımızda burada söylüyor ve takip ediyoruz. Daha doğrusu onlar mesaj atıyor sosyal medyaya ve oradan kontrol edebiliyoruz. Şimdi burada ne demiş? Şutlarımız epey isabetliydi. Orta sahamız oyunu kontrol etti. Takımın mutluluğu iyi diyor. Ve muhabir haftanın şokunu üst sıralarda gezen Ankaragücü karşısında 5-1 galip gelen New Star yaptı diyor. Teşekkür ederiz ve hemen maç sonuçları geliyor. Elazığ'da Giresun'u 2-0 yenmiş mesela. Buradan bakabiliyorsunuz kim ne yapmış diye. 5-1 yendik ve de devam ediyoruz ve sıralamada nereye geldiğimizi oyun bize hemen gösteriyor. Arkasından ilişkiler kısmı geliyor arkadaşlar. Evet, harika bir maçtı. Şimdi ilişkilere bakıyoruz. Buradan kısaca bahsedeyim size. Burada taraftarlar, basın, sponsorlar ve yönetim ilişkilerimiz var. Ve yüzdesel olarak kiminle ilişkimizin nasıl olduğunu görüyoruz. Şu an biz ikinci ligde henüz playoff bile çıkamamış durumdayken basının bize ilgisi yok, %12 zaten. Ki biz asıl ikinci sezona başlayınca ki değerlere bakacağız. Burası biraz eğitim sayılır. Sponsorumuz olmadığı için herhangi bir ilişki de yok. Şu gördüğünüz yeşiller, yeşil puanlar ilişkinin artıp azaldığını gösteriyor. Şu an artmış. Bu arada bir altta da durum bilgileri var. Mesela taraftarlar mutsuz, basın ilgisiz, sponsorumuz yok. Yönetimimiz de bizden memnun. Bunun dışında buradaki gelirlerinizi görebilirsiniz. Kendi sahanızda oynadığınızda bilet gelirleriniz olur. Dükkanınız varsa satış yaparsınız. Yani alınırsa. Televizyonda yayınlanırsa maç gelir alırsınız. Yayınlanmış, 750 kazanmışız. Kupa maçında oynarsanız, başarılı olursanız puan alırsınız, ya para alırsınız. Sponsorunuz varsa galibiyetinize ve gollerinize prim verirler. Ayrıca ne kadar zamanlık anlaştıysanız baştan ödemelerini yaparlar. Bazı nakit ödemeler de var. Bunun dışında hissedarlar da takımda ne kadar hisseye sahipse onların hakkını vermeniz gerekiyor. Mesela 750 kazandık. Hissedarlar takımın %1 hakkına sahipmiş. %7'si 7,5 olduğu için 7,5'tan 7'yi yuvarlak hesap veriyoruz ve bize 743 kaldı. Paramız da 44.743 lira oldu. Buraya devam ediyoruz. Ve her maç bittiğinde arkadaşlar bir tane kart kazanma hakkınız var. Bu da şöyle. Şu an bakıyoruz, fitness, altyapı, gözlemci ve sağlık birimimiz olmadığı için bize sadece şu an yetenek antrenörü, eğer kart ürettiyse kart veriyor. Bir de bunun dışında enerji içecekleri kartları var. Hangisi müsaitse bir tanesini seçip alabiliyorsunuz. Şu an ikisi açık. Bizden bir tane seçmemizi istiyor. Biz de mesela burada eğitimde yetenek kartını seç diyor. Şimdi burada önemli olan şu. Tesisin seviyesi, onu geliştirdiğiniz oran. Çünkü bu etkiliyor. Bir de antrenörünüzün seviyesi. 40 seviye olduğu için bronz kalitede. Kendi kalitesine göre bir şeyler verecek bize genel olarak. Tabi farklı şeyler de gelebiliyor sanırım. Ya da eğitim diye gelebilir. Seçiyoruz, yetenek kartı ne geldi? Top sürme yeteneği geldi. Bir birim enerji harcıyormuş ve gümüş kalitede. Bunun etkilerinden bahsedeceğim. Devam edelim.
Şu an ana kontrol ekranına geldik arkadaşlar. Ben size devamını bir sonraki bölümde anlatacağım ve devam edeceğiz. Ta ki ikinci sezonun başına kariyere başlamaya gelene kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer beğendiyseniz ve bana destek olmak isterseniz videoyu beğenebilir ve kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.